Sosyolog Melek Yorgancı ve psikolojik danışman Rüveyda Altıntaş Anadolu TV mikrofonlarına konuştu. Kütüphane haftası sebebiyle kitap okumanın toplumdaki önemine vurgu yapan sosyolog Melek Yorgancı şunları söyledi. Birçok belirli gün ve haftalarımız oluyor. Bu haftada dediğiniz gibi kütüphane haftası. Biz bununla ilgili bir takım etkinlikler falan yapıyoruz okulda. Hani çocuklara bu bilinci oluşturabilmek için kitap okumanın faydaları, ne tarz kitaplar okumalıyız, ne sıklıkla kitaplar okumalıyız diye biz bu bilinci zaten çocuklarımız üzerinde bir şekilde vermeye çalışıyoruz, ışık tutmaya çalışıyoruz. Toplumsal olarak da baktığımızda biz aslında çok fazla kitap, dergi, gazete okuyan bir millet değiliz. Bugün çok fazla hani yazı içeriği olsun çok fazla aslında okumuyoruz. Daha çok okuma türlerine baktığımızda resme bakıyoruz ve başlığa bakıyoruz sadece. İçerik olarak çok fazla aslında okuma yapmıyoruz. Bu da okuma alışkanlığının olmamasından kaynaklanıyor. Aktif olarak okuyan bir toplum değiliz açıkçası. Ve öyle olunca da her evde birkaç çocuk var. Baktığımızda onlar da bu davranışı kazanmayabiliyorlar. Aslında çocukluk dönemi demem gerekiyor. Birçok insanlar aslında mecbur kaldığı için okuyor. Bu mesela mevcut mesleğiyle alakalı bir şeydir. Sürekli bilgisayar başında olan insan mesela birçok evrak okuması gerekiyor, taraması gerekiyor. Bankacılar keza öyle, öğretmenler keza öyle, idareciler keza öyle. Birçok mesleğe baktığımızda mecburi okuması gereken, mesela yazılar oluyor. O yüzden mecburi okuma oluyor. Ama bunlar rutinde alışkanlık olarak yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Bunlar için neler yapılmalı mesela? Kitap okuma aslında bu bir alışkanlık. Kitap okuma yine hani bireyler arası, kültürler arası farklılıkla gösteriliyor. Aslında kitap şöyle baktığımızda ufku açan, ufku aydınlatan, kişiye duygusal olarak, sözel olarak birçok katkı sağlayan, bana göre arkadaş. Psikolojik danışman Rüveyda Altıntaş, masalların çocuklar üzerindeki etkisinden söz ederek şu açıklamalarda bulundu. Masallar bizim aslında geçmişten günümüze en sık kullandığımız türlerden bir tanesi. Gerek sözel olarak gerekse okuyarak toplumumuzda aslında var olan çok güzel bir kültürümüz. Bunu yaşatabilmek adına çocuklarımızın gelişimine etkisi nelerdir bu konuya gelecek olursak, çocukların problem çözmelerinde, kendi duygularını aktarabilmelerinde en büyük kullanacağımız araçlardan bir tanesi masallardır. Çocuklar masallardaki karakterlerle kendilerini özdeşleştirerek, kız çocukları kız karakterlerle daha çok, erkek çocukları erkek karakterlerle, yaşadıkları sıkıntıları çözmesinde masalların çok büyük bir payı vardır. Ve onlarla empati kurarak, onların hayal dünyasına girerek gerek duygularını, öfke olabilir, üzüntü olabilir, sevinç olabilir, sağaltımlarını sağlayabilir masallar. Anne babalar bu konuda kendileri çocuklarını okuduğunda hem masal çocukla yani karşısındaki okuyan kişiyle bağlantı kurmasını yani o kişiyle bir iletişime geçmesini sağlıyor. Aynı zamanda farklı bir dünyaya adım atıyor. Biz çocuklara karşılaştıkları her zorlukları hayatta gösterebilmemiz mümkün değildir. Ama masallar ve hikayeler bu sayede çocuklarımızın farklı dünyalara girerek problem çözme becerilerini geliştirmemize yardımcı olurlar. Bu noktada çocukların gelişimlerine çok büyük destek sağlar. Dil gelişimi konusunda 6-7 yaşlarına geldikten sonra çocuklarda muhteşem bir dil gelişimi başlar. Çok güzel cümleler kurmaya, aktarmaya başlarlar. Bunun daha da geliştirebilmesi için onlara zengin ortamın anne ve baba tarafından sunulması gerekiyor. Bunu da masallar ve hikayelerle yapıldığında çocukların dil gelişimi daha hızlı ve aktif bir şekilde gelişmiş olup daha fazla kelime dağarcığına sahip olabiliyorlar. Şimdi masallara zaten biz bir varmış bir yokmuş diye başlamamızın sebebi masaldaki olayların efsanevi olabileceğini de çocuklara öğretmek içindir. Yani evet gerçek bir durum var ortada ama olağanüstü olaylar da çok fazladır masalda. Bundan dolayı çocuk aslında yaşayacağı şeyin gerçek olmadığını bilir. Orada alması gereken gerçek yaşamda karşılaştığı durumda olan mesajlardır. İyi ve kötüyü ayırt edebilme, doğru ve yanlışı ayırt edebilme kabiliyeti kazanır ve bu sayede de aslında ideal insan nasıldır?
Çünkü bu oluşturulan masallarımız bizim çok fazla denemelerden geçerek yazılıyor. Özellikle günümüzde artık pedagojik olarak değerlendirilerek yazılıyor. Bundan dolayı çocuklardaki o kalıcılığı, gerçek yaşamda olan ihtiyacı olan kısmı alır çocuk. Ve bu karakter gelişimlerinde evet ideal insan olmayı öğrenerek kendi karakterlerine de yansır. Bu konuda bir çelişki yaşamazlar. Çünkü çocuklar zaten hayal dünyasında yaşar ve onların hayal dünyasına en yakın tür de masal türüdür. Günümüzde aslında bunun medya, yani televizyon, telefon, tablet gibi araçlar aldı çocuklarımızla olan iletişimimizde. Açtığımızda izliyor evet. Onlar bu şekilde çok zengin içerikler sunabiliyor. Fakat bir anne ve babanın ağzından çıkan kelimeyle bir televizyondan öğreneceği bir kelime arasında çok fazla fark var ve bu kalıcı değil. Evet zengin içerik sunulabiliyor ama bir annenin ağzından duymasıyla tek seferde alabiliyorsa diğeriyle üç seferde alabiliyor. O yüzden anne ve babanın iletişim halinde olması başta aralarındaki ilişkiyi kuvvetlendiriyor zaten. Çünkü onunla olan ilişkisini, bağını, ona olan sevgi ve saygısını artırıyor. Beraber bir aktivite olarak gerçekleştirmiş oluyorlar. Bundan dolayı olumlu yönde katkısını biz çok fazla buluyoruz. Ve özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda uykuya geçme sürecinde masalların çok büyük etkisi vardır. Annenin sesinin de çocuk üzerinde ağrı kesici etkisi vardır. O yüzden çok daha rahat uykuya geçiş aşaması sağlayabilirler. Bundan dolayı bir televizyondan ya da farklı bir karakterden dinlemek yerine anne ve babasından dinlemesini tavsiye ediyoruz. Zaten bir yetişkin masalı okuduğunda da kendisinde tebessüm oluşur, yani hani masalın sonunda yaşanan olaylara ve biliyorsunuz masallar genellikle mutlu sonla biter. Okuduğunda bile kendini hissedebilir. Yani bu illaki çocuğa indirgenecek bir durum değildir. Bir yetişkin de masal içinde bir karakterle kendini özdeşleştirebilir. Herhangi izlediği bir filmde ya da okuduğu bir kitapta nasıl kendini buluyorsa masalda da çok rahat bir karakter içerisinde kendisini bulabilir ve kendisini iyi hissettirebilir. Ondan dolayı aslında hem kendini hem de çocuğuna iyi hissettirmesi açısından beraber okumayı biz tavsiye ediyoruz.